Aslı bu. Biz burada katılan insanlar olarak itirazlarımızı ifade edeceğiz. Ben kendimi tanıtayım. Ben avukat Akın Yakan. İki sıfatla size burada hitap edeceğim. Birincisi Aydın Barosu Kent ve Çevre Komisyonu adına bu beyanları sunacağım. İkinci olarak da Ortaklar Halkı'nın daha önce açılan davada Ortaklar Halkı adına davayı açan kişilerin vekili sıfatıyla, avukatı sıfatıyla bu açıklamayı yapacağım. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu proje bu yörede yapılamaz. Niçin yapılamaz biliyor musunuz? Bunu ben kendi şahsi görüşümü söyleyerek ifade etmiyorum. Burada bir mahkeme kararına dayanarak bunun yapılmayacağını ifade ediyorum burada. Aynı yörede Naipli Mahallesi, Germencik Naipli Mahallesi kapsamı içerisinde aynı alanla ilgili olarak 2016 yılında da bir ÇED kararı alındı arkadaşlar. Ben size tek tek tarihini söylüyorum. 6-12-2016 tarihinde Aydın Valiliği bir ÇED gerekli değildir kararı verdi. Aynı yer için. Biz halk adına bu davayı açtık. Davayı Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin 2017'ye 102 sayılı dosyasıyla baktı mahkeme. Ne dedi biliyor musunuz? Bu alana hiçbir şekilde santral yapılamaz dedi. Diyeceksiniz ki bunu söylüyorsun iyi hoş da bunun belgesi var mı? Arkadaşlar belgesi burada. Kamera. Bravo. Şimdi kamere. Bu karardan bu santral yapılırsa başımıza neler geleceğini ben size mahkeme kararından okuyacağım şimdi. Lütfen dikkatle dinleyin. Santral yapmak istedikleri alan zeytin bahçelerinin, kapama zeytin bahçelerinin arasındaki bir alan. Zeytinciliğin korunması ve aşılattırılması hakkındaki kanunun 22. ve yönetmeliğin 22 ve 23. maddesi uyarınca bu alanın içerisine hiçbir şekilde sanayi tesisi yapılamaz diyor mahkeme kararı. Ve sonuçta şu değerlendirmeyi yapıyor. Sondaj yöntemiyle jeotermal kaynak arama faaliyeti projesinin önemli çevresel etkilerinin olacağı, projenin uygulanacağı saha, coğrafya bir bütün olarak değerlendirildiğinde gerek canlı ve bitki çeşitliliği ve gerekse Aydın ilinin ve projenin uygulanacağı sahanın tarımsal potansiyeli, projenin olası etkileri dikkate alındığında bilirkişi raporunda da vurgulanmış risk ve etkiler sebebiyle ÇED sürecinin işletilmesi ve neticede ortaya çıkan duruma göre iş ve eylemler gerçekleştirilmesi gerektiği kanaatine varılmış olup bu nedenlerle bu işlem hukuka aykırıdır diyor idare mahkemesi. Emanetimizi koruyalım. Bitti mi? Hayır bitmedi. Şu soruyu sormanız lazım. Mahkeme bu kararı verdi de Danıştay'dan onandı mı? Bu bizim için önemli değil mi? Evet. Mahkemenin kararı kesinleşti mi? Kesinleşti değerli arkadaşlar. Danıştay 10. 14. dairesinin kararı burada. Bravo. Emanetimizi koruyalım. Şimdi. Emanetimizi koruyalım. Şimdi burada görevli arkadaşlarımız Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yetkilileri şu soruyu sormamız gerekiyor halk olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne. İdare Mahkemesi bu kararı vermişken, Danıştay onamışken bu alanda hiçbir şekilde jeotermal elektrik santrali yapamaz demişken kesinleşmiş bir yargı kararına rağmen bu idari süreci neye dayanarak tekrar başlattınız? Bu soruyu sormamız lazım. Sonuç olarak arkadaşlar, burada konuşacak çok fazla lafımız yok. Bizim yerimize kesinleşmiş mahkeme kararları bunun açıklanmasını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu alana jeotermal santral yapılması hiçbir şekilde hukuki ve etik değil. Her yönüyle bu projeye Aydın
halkı olarak, Germencik halkı olarak, Kızılcaköy köylüleri olarak bu projeye sonuna kadar itiraz ediyoruz ve bu projenin yapılması Germencik ortaklardaki mevcut jeotermal santrallerin oluşturduğu kümülatif etki, yani sizin anlayacağınız dille ifade edersem bütüncül etkiyi birlikte değerlendirdiğimizde bu santralin yapılması ortakların ve Germencik'in yok olması demektir ve biz bu projeye sonuna kadar karşı çıkıyoruz ve itiraz ediyoruz. Bunların, bu beyanlarımızın zapta geçerek toplantının kapatılmasını talep ediyoruz. Şimdi Sayın Avukatım, ben de Ortalar Mahalle Muhtarı olarak bu konuya değinmek istiyorum. Gerçekten tamam, bu arkadaşlar gelmiş de buraya ama bizim vatandaşımız Ortalar içerisinde Naipli Mahallesi'nde yaşayan bağ bahçesi olan arkadaşlar kesinlikle ve kesin kimin bahçesinden çıksa bile bunu kabul etmemesi lazım. Yarın para teklifi de bulunurlar, tamam mı? Bu para teklifi kesinlikle vatandaşım kabul etmesin. Ben de bunu söylemek istiyorum. Yerlerimizi satmayalım. Yabancılara bahçelerimizi satmayalım. Her şey bununla başlıyor zaten. Akın Bey'in sorduğu soruyu cevap istiyoruz burada. Akın Bey bir soru sordu. Bu mahkeme kararlarına karşı neden ikinci el yapan bu devlet yetkilileri, Aydın Valiliği bunu gündeme getiriyor tekrar? Bunca mahkeme kararları varken siz neden hala bu kararı yok mu kabul ediliyor? Bir yetkili lütfen bunun cevabını versin. Her dava projesine özel değildir. Bakanlık başvuruyu kabul etmek zorunda. Reddedemez. İfade izin verir misiniz? Bu yapılacak anlamına gelmiyor. Bu yapılacak anlamına gelmiyor. Hani öyle bir söylüyorsun, bu yapıldığı zaman sanki vatandaş belgeyi aldı, hemen işe başladı. Böyle bir şey yok. Bu daha başlangıcı projenin tanıtımı. Biz başlamasını istemiyoruz. Bir dakika. Hanımefendi diyor ki böyle olarak açılır, böyle olarak yasaklanır. Amenna. Efendim ben anlatayım. Sizin dediğinizde de burada halka açıklayacağım, cevabını da vereceğim. Halka da sorulsun. Hanımefendi diyor ki Çevre ve Şehircilik İl Temsilcisisiniz değil mi? Bakanlık temsilcisi arkadaşımız diyor ki bu bir hazırlık aşaması. Daha henüz ÇED kararı ile ilgili bir karar verilmedi, doğru mu? Biz bunu inceleyeceğiz. Ama buna rağmen verilip verilmeyeceği daha henüz belli değil. Ondan dolayı ona göre bu beyanlarımızı değerlendirdi. Doğru mu efendim? Aynen. Doğru. Şimdi arkadaşlar, hanımefendinin dediği doğru. Lafımın başında dedim, ÇED'le ilgili verilmiş bir karar yok henüz. Bu ÇED sürecindeki halkın katılımı toplantısı. Peki, dediği çok doğru. ÇED gerekli değildir, kararını biz vermeyebiliriz, işlemi yapmayabiliriz dedi. Burada size şu gerçeği ifade etmek istiyorum. Hanımefendi devlet memuru olarak görevini yapıyor ve bu beyanlarını ifade ediyor. Biz bu senaryoyu daha önce gördük hanımefendi. Nerede gördük biliyor musunuz? Germencik'teki Tekin köyünde gördük. Evet, evet. Mahkeme kararı iptal etti. Danıştay kesinleştirdi, onadı. Ona rağmen Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aynı yer, aynı alan, aynı sondaj noktası için ikinci defa ÇED gerekli değildir kararı verdi. O zaman da bu beyanlarımızı ifade etmiştik. O zaman da bu çekincelerimizi ifade etmiştik. O zaman da bunlar dikkate alınmadı ve tekrar aynı yer için ikinci defa verildi. Bundan dolayı Aydın Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün eylem ve işlemlerine güvenimiz olmadığı için bu itirazımızı bir kez daha burada altını çizerek ifade ediyorum. Evet, aynen. Arkadan dolanıyorlar. Sera yapacaktık biz diyorlar. Aynı sera yapacaktık. Jeotermal diye yarıyor burada. Jeotermal diye yarıyor.
Arkadaşlar şu var. Toplumu gerizekalı muamelesi yapıyorlar sadece. Gerizekalı muamelesi. Olay bu. Bak, bu kabul edilirse emin ol. Tavukları çivi çakarlar. Çivi. Başka bir şey değil. Kimse toprağını satmasın. Vatanını satarsınız siz kafaya zaten. Yani şehircilikten gelen yetkililere ben bir şey sormak istiyorum. Bir dakika bayanı dinleyelim. Ben bir şey sormak istiyorum. Bayanı dinleyelim. Aydın'da 32 tane jeotermal tesis var. Bununla ilgili kümülatif etki değerlendirme raporu ya hazırladınız mı? Etkileri nedir? Aydın halkına yararlı mıdır, zararlı mıdır? Çevreye yararlı mı, zararlı mı? Yaptınız mı? İzlanda kocaman ülke 3 tane jeotermal santral var. Ay bir Aydın küçücük bir şehir 32 tane jeotermal santrali kaldırır mı? Halkın vicdan buna el verir. Söyler misiniz bana? Kendileri orada oturuyor. Kardeşim. Teşekkür ederim. Evet, bundan sonra nasıl bir gelişme olacak? Toplantı kapatıldı. Toplantı kapatıldı. Bu chat sürecindeki halkın katılımı toplantısı. Şu anda halk burada alana jeotermal elektrik santrali yapılmasını istemediğini ifade etti. Ve tutanaklara bunu geçirdi. Bu süreç tamamlandı. Bundan sonra artık Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün bu süreçle ilgili karar vermesini, kararını chat gerekli değildir, chat olumlu veya dosyanın reddi konusundaki kararı verilmesini bekliyoruz. Süreç bu şekilde ilerleyecek. Efendim? Bugün hayır, şirkete sunum yaptırılmaz. Teşekkür ederim. Bu daha başlangıç mücadele devam. Bu daha başlangıç mücadele devam. Bu daha başlangıç mücadele devam. Olur o,
Burada yanımıza alalım. Arkadaşlar dinler misiniz lütfen? Bir görüşümü ifade etmeye çalışacağım. Arkadaşlar, devletin bizi idare eden yöneticilerin görevlerinden bir tanesi de halk sağlığını korumaktır. Annesinden doğan çocuk sağlıklı doğar. Ancak daha sonraki çevresel şartlarla hasta olur. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nın, Çevre Bakanlığı'nın, devletin bu konudaki ilgili kurumlarının esas görevi sağlıklı insanı korumaktır. Yani benim sağlığım bozulduktan sonra bana verilen ilaçlar bugüne kadar hiçbir zaman beni iyileştirmedi. Belki ömrümü 3-5 yıl uzattı ama sonunda o giren kanser beni aldı götürdü. 2 senede, 3 senede, 4 senede veya 6 ayda bilmiyoruz aşamasına bağlı olarak. Ben şunu istirham ediyorum. Bunu karar veren yöneticiler lütfen gelsinler şu Germencik'te, şu Aydın'da otursunlar, burada yaşasınlar. Şuradaki zehiri teneffüs etsinler. Çocuklarını, eşlerini, sevdikleri insanı buraya getirsinler, burada yaşatsınlar. Bunu istirham ediyorum bu büyüklerimizden. Gelsinler şurada yaşasınlar. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler cihaz kuruyor. Ölçüm cihazları. Neden? Neden? Kuş seslerini mi ölçüyor? Ne? Rüzgarı mı ölçüyor? Havada neyi ölçüyor bu? Bunu hala görmüyorlar, görmek istemiyorlar. Günah değil mi bu millete? Günah değil mi arkadaşlar bizim sağlığımıza? Ben hasta olur, kanser olursam kimin umurunda? Benim çocuklarım, eşim, annem, babam ağlayacak, sızlayacak. Orada adam göbeğini kaşıyacak, devletten aldığı dolarları bakacak. Hiç vicdan kalmadı mı bu memlekette idarecilerde? Vicdan bitti mi ya? Allah korkusu bitti mi ya bu memlekette? İstirham ediyorum idarecilere. Duysunlar artık bizi. İstirham ediyorum artık. Yeter. Ben Ömer Bey'im. Biz kapattık ama. Soğuduk, kimse bir tamam dediniz. Konuşuyor adamlar. Toplantıyı kapatalım mı? Kapatın. Konuşuyor. Benim soracağım sorularım var size. Ya arkadaşlar. Toplantıyı tutanı kapatalım mı? Bakın. Kapatın dediniz. Avukatınız dedi. Avukatınız dedi. Ya aynı şeyi yapıyorsun sen de. Her zaman aynı şeyi yapıyorsun. Otur dinleyeceğim. Sorular soruların cevabını verin. Toplantı bitmedi de ama herkes gerginlik yok. Arkadaşlar sizden herkes cevabı istiyor. Şimdi biz var ya, sakin gelin. Bu takımın burada var ya.